Değerli Kanal Antalya izleyicileri ve çok sevgili hemşehrilerimiz, bugün gene Kanal Antalya'nın Aydın Bakış programının çok özel bir konuğu var. Kendisi Antalya'mızın 31. belediye başkanı, efsane başkan diye bir ünvanı olan Selahattin Tonguç ağabeyimiz. Ben de 39. başkan oluyorum tabii, bu arada kendime gönderme yapayım. Ama Sayın Tonguç, Antalya'nın yakın tarihini hem belediyecilik hizmetleri yönünden hem de kültür, özellikle sanat yönünden de en iyi değerlendirebilecek değerli bir geçmiş belediye başkanımız. İki dönem, 1973-80 arası, oldukça renkli bir siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı zamanda bir hukuk adamı ve avukat. Kendisini burada ağırlamaktan dolayı da ben de çok büyük gurur duyuyorum. Sözü kendisine devretmeden önce, bugün köy enstitülerinin kuruluşunun 70. yıl dönümü çok özel bir gün aynı zamanda. Üstelik de anacağımız insanların içinde devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel var. Ama bir de Sayın Selahattin Tonguç'un soyadaşı diyeceğimiz İsmail Hakkı Tonguç da var. Tabii konumuz köy enstitüleri değil, o çok ayrı bir konu, ama onları da rahmetle ve minnetle anarak söze başlamak istiyorum. Sayın Tonguç, 1973 yılında çok genç yaşta, siz hatta yaşınızdan dolayı küçümseyenler bile olduğunu biliyorum, çocuğa teslim edilir mantalya dedikleri bir yaşta, herkesi şaşırtan bir şekilde sağdan aldınız belediyeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ve herkesin de çok takdir ettiği bir belediye başkanlığı döneminiz var. Ve çok büyük güçlüklerle geçen bir belediye başkanlığı döneminiz var. Özellikle başlangıçta işçi ücretlerini ödemekte bile ne kadar güçlük çektiğinizi biliyorum. Bize Antalya'nın şöyle 73'lü yıllarıyla söze girsek, nasıldı Antalya'nın durumu, nasıldı? Nüfus 100 bindi galiba, hatırlayabildiğim kadarıyla. 80-90 bindi. 80-90 bindi. Oradaki o başlangıçta çektiğiniz eziyetleri kısaca özetlerseniz çok memnun oluruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim hocam. Sayın Antalya Televizyonu'nun izleyicilerine saygılarımı sunmak istiyorum. Bugün çok önemli bir gün. Evet. 17 Nisan. Bir defa ülkenin kalkınmasına büyük katkıda bulunan, eğitimine katkıda bulunan köy enstitülerinin kuruluşu dönemi. İkinci bir bayram. Bence bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız İmamoğlu şehrin mazbatasını aldı. Bu, Türkiye'de son yıllarda demokrasiden uzaklaşmanın, demokratik bir baskıların, tek adam yönetiminin bir kırılma noktasıdır. Aynı bugün 73'tekinin bir benzerini yaşıyoruz. Bugün 73'ten bahsedince yine 73'te sağ partilerin baskısı altında bir Türkiye, hele hele Antalya sağın kalesi. Antalya'da 46'dan 73'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi hiç belediye başkanı çıkaramadığı gibi, ancak mecliste bir veyahut iki belediye meclis üyesiyle temsil edilebilir durumda olmuş. Yine böyle bir rüzgar, o zaman ortanın solu rüzgarı, arkasından kara olan rüzgarı, halkta bir heyecan, Antalya halkında bir heyecan, böyle bir seçim geçirdik. Bu seçim de çok benzer. Uzun süreden beri ülkemiz maalesef tek adam rejiminin denemesini yapıyor. Yıllardan beri bu politikada tartışılır ama bir türlü karar verilememişti. Türkiye hem tek adam hem de bu 10-15 yıldır yaşadığımız zihniyeti, yapıyı, politik görüşü denemek mecburiyetindeydi. Ama bu defa biraz delerek geçiyor daha doğrusu. Bence bir kırılma noktasını orada geçirdik. O bakımdan demokrasinin yeniden yeşermesi, yeniden filizlenmesi ve ülkeye hakikaten baharın müjdesi olan bir gün. Biraz önce köy enstitülerinden bahsettiniz. Köy enstitülerini kuran insanların bende emeği vardır. Hasan Ali Yücel'in Orta Öğretim Genel Müdürü Hayrullah Örs benim amcamın arkadaşıdır. Benim yetişmemde büyük katkısı olmuştur.
Vedat Günyol'un, Fakir Baykurt'un sayabileceğim bu insanları benim yaşamımda büyük katkıları olmuştur. Ne güzel. Hele hele Hayrullah Örs'ün büyük etkisi vardır. O dönemin bütün klasikleri Türkçe'ye çeviren adamdır. Her konuda bir arı gibi gece gündüz demeden çalışan bir insan. Hem talebeliğimde bana feyiz verdi, belediye başkanlığı döneminde de o bilgisiyle, kültürüyle, çevresiyle yardımcı oldu. Bu arada rahmetli Vedat Günyol'u da anmak isterim. Ben Kadıköy'de oturuyordum. Üniversiteye giderken Kadıköy iskelesinde Vedat Bey'le buluşur. Beraber o Edebiyat Fakültesi, ben de o ilk yıllarım öğrenciliğim benim Fen Fakültesi. Giderdik. Sonra dönüşümüzle genellikle beraber olurdu. Yine o dönemin kuşağından köy enstitüleri başlayınca siyapından geçemiyorum. Türkiye'nin edebiyatçıları Kadıköy'de, Hacı Bekir'de toplanırlar saat 3'ten sonra. Sakallı Celal onlara yönetir, liderlik yapar. Bütün edebiyat insanları o dönemde oldu. Bir şansımdır Yahya Kemal'leri, Ahmet Haşim'leri, Sabahattin Eyüboğulları'nı. Ne büyük bir zenginlik. O dönemde onları anmak istiyorum. Yani Antalya'ya yapılan benim dönemimde arkadaşlarımın ve Türk aydınlarının çok büyük katkıları olmuştur. Onlara bir Antalyalı olarak minnetlerimi bildirmek istiyorum. Hiçbir menfaat düşünmeden sanatçısından bilim adamına kadar herkes o dönemde katkıda bulundu. Şimdi aynı benzer bir iklimi yaşıyoruz. Bugün İstanbul'u almakla da biz bu iklime başlangıcı oluyor. Yeniden demokrasi umudu, yeniden adalet umudu, yeniden şeffaflık, evet. Adam olma, şeylerden, saplantılardan kurtulma. Evet. Türkiye'nin en büyük sorunu, ben 1941 doğumluyum, bugün 78 yaşındayım. 27 Mayıs'ın içinde fiilen bulundum, üniversite öğrencisi olarak. O zaman İstanbul'da Fen Fakültesi öğrencisiydim. Rahmetli İsmet Paşa'nın konuşmalarını... Ben de ilkokul öğrencisi olarak bulundum bu arada. İsmet Paşa'nın konuşmalarını yazabildiğimiz kadar elle, eğer bulabilirsek bir teksir makinesiyle teksir ederek dağıtıyorduk. Üniversite olaylarında 27 Mayıs'a kadar bütün içinde biz de İstanbul'daydık o yıllarda. Rağmen herhangi bir iki defa polis yakalama noktasına geldi ama kaçtım. Bir enteresan olay. Benim babam da asker olarak İstanbul Üniversitesi'ni kollamak ve korumakla görevliydi. Çok özel anılarımız vardır. Binbaşı rütbesindeydi o zaman. Kurmay binbaşı olarak. Neredeyse sığıp çıkacağız yani oradan. Bir de o askerlikten açtınız onu için. Benim amcam 40-50'li yılların kafacı sadrisi diye meşhur İstanbul'da. Ama bu adam doktor, felsefeci, eczacı, Paşa'nın, Tevfik Sağlam Paşa'nın asistanı. Bunun yanında da bir iyi bir ilim adamı. O sayede ben bu çevreyi yaşama geçirdim. Dayımla amcam da Tevfik Sağlam'ın öğrencileri tıp fakültesinde. Üniversite öğrencisi. Evet. Amcam da asistanı. Ayrıca Madanoğlu, Necat Madanoğlu, evet. Cemal Madanoğlu. Aile yakını her ay İstanbul'a geldiğinde evde uğrar. Amcamın bir başka farkı var. Ben askerlere ortak bakımdan müdürüm. Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nin kuruluşu revizyonu için görevlendirilmiş. Sivil olmasına rağmen albay rütbesi verilmiş. O bakımdan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Boğazlar Komutanı sık sık bizim evimizin ziyaretçileri arasındaydı. Yani 27 Mayıs döneminde ben böyle bir ortamda evet. Yetiştim. Şimdi bugün bakıyorum, Türkiye tarih tekerrürden ibarettir denir ama diyor ya.
O dönemde bütün aydın her şeyi politikaya şey yapıldı. Bugün de umuyorum yeni göreve gelen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şeffaf, demokratik, halktan yana şeyleriyle, davranışlarıyla bütün akademisyenler, bilim adamı, ülkesini seven bütün insanların desteğini alacaklarını da umuyorum ve bekliyorum. Evet. Ve bekliyorum. Gelelim 73'e. 73'e. Benim politik yaşamım biraz şeyli, şans mı diyeyim, farklılık mı nedir? Şanssızlıklarınız da çok ama şanslı tarafları da var. Ben şanslı olarak yani şu ne bakımdan güzel. Şanslı. Antalya'ya, Türkiye'ye, ülkeye ben borcumu ödemeye çalıştım. Evet. Politikaya girmemde ilk defa Ankara Hukuk Fakültesi'nde hocam, İdari Hukuk, Tahsin Bekir Balta bir gün bize dersin sonunda Uğur Mumcu var. Böyle sonradan Türkiye'de şey yaptım, yakın dostlarım var. Doğu Perincek var. Uğur Mumcu ile çok yakın dostluğunuzu da bilenler derim. Doğru. Ha, sınıf rahmetli arkadaşım. Sınıf arkadaşınız. Hocam dedi ki bakın çocuklar o 60'lı yıllarda böyle bu kadar üniversite yok, üniversite öğrencisi yok. Çok az bir sınıf, bir grup girebiliyor üniversitelere. Siz dedi devlete kaça mal olduğunu biliyor musunuz dedi. Bir hesap edin milyonlarca o zamanın parasıyla bile maliyetiniz var. Hepimiz dedi bu ülkeye, bu memlekete borçluyuz. Cumhuriyeti kuranlar çarıktan geldiler bugüne ve ülkeyi getirdiler. Yoktan var ettiler. Bunu ileriye taşımak da sizin gençlerin şeyiniz, göreviniz. Onun için mesleğinizde bir defa en iyi olmaya çalışacaksınız. Hakkıyla mesleğinizi yapacaksınız severek. Ama bu ülkeye borcunuzu unutmayacaksınız. Bu borcun ödenme yeri de politikadır. Doğru. Onun için her biriniz siyasi düşünceniz ne olursa olsun bir partiye gireceksiniz ve politikanın içine girmeye çalışacaksınız. Siyasi partiler ikinci bir fakültedir. İkinci bir üniversitedir. Ve ancak bu yolla ülkeye hizmet edebilirsiniz. O bakımdan da bu görevinizi unutmayın demişti. Peki i̇şte burada sözünüzü keseyim. Siyasi partilerin bir akademi olduğu görüşü çok güzel bir görüş. Aynı görüşün hala geçerli olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorum. İnanıyoruz. Çok güzel. Hocam şu eksikliği yani biz de aydın geçinen insanlarımız bir süre sonra o refah köyden geliyor çarıkla. Evet. Benim çocukluğum çarıkla başladı. Evet. En lüks ayakkabım Yemenciler içinde babamın yaptırdığı Yemeniydi. Bir de bayramlığımız vardı. Moralı'nın yaptığı ayakkabı. O ayakkabıyı biz gözümüz gibi saklardık, bayramlarda giyerdik. Evet. İşte en lüks aracımız bisikletti. Evet. Okula gidip gelmeden ben Antalya Lisesi, İstiklal İlkokulu, Antalya Ortaokulu ve Lisesi ama lise diplomam garip bir şeydir. Son sınıfta atılma noktasına geldim. Diplomam Burdur Lisesi'nden. bizde aydınlar ve ekonomik olarak gelişen insanlar hala politikaya yeterince bakmıyor. Evet. Gençler bakmıyor. O ilk hatıramdan bahsetmek istiyorum. Ben İsmet Paşa'nın herhalde şu anda yaşayan son il başkanıyım. 69'da galiba il başkanı olmuştunuz. Evet. Askerden geldim, işte çocuğum doğdu İstanbul'da. Benim rahmetli babam da 65 il başkanı. Askerden emekli olduktan sonra. Evet, bayağı eski yıllar. Ben Mart ayında Antalya'ya geldim. Daha evim yok. Babamın yanında kalıyorum. Bir ev tutamadım. Bir arkadaşımın babasından, Profesör Aydın Zevkler'in babasından. Aydın Bey'i de çok iyi tanırım. Biz aynı evde yaşadık. Evet, Aydın'la 4 senemiz hukuk fakültesinde aynı bizim yerde geçtik. Bizim Akdeniz Üniversitesi hukuk fakültesine de katkısı olmuş. Aydın o konuda çok çaba sarf etti. Politikada ya da niyetten de ama işte bizim oraların bazı çarpıları yediği için o da politikada da bir yerlere gelemedi. Kaybetmedik ama sağ. Şimdi yine Antalya'ya yerleşti. Yerleşti. Yerleşti.
O bakımdan o da bir iyi hemşerimizdir, donanımlı, birikimli. İl başkanı bulamadılar. Hüdayi Oral Parti görevlisi bir ay falan, 10 gün, 15 gün çalıştı. İl başkanı Hasan Ali Gülcan milletvekili adayı olmuş, il başkanlığı boşalmış. Arkasından yönetim istifa etmiş. Görevli olarak geldi Hüdayi Bey. Yönetime iyi kötü 11 kişiyi bulduk. Ben de işlerinde dahilim. Ama onun arkasından başkan bulunamadı. Gitti Ankara'ya, geldi tekrar. Çünkü Antalya öyle ki 46'dan bu yana sağın kalesi. Yani çoğu da maalesef Antalyalı olmayan milletvekilleridir. Yani odunu koysak seçilir denir ya. Bakınız Antalya'nın şeye kadar, 70'e kadar, hatta 80'e kadar milletvekillerinin yarısı Antalya dışından konseydir. Merkezden yönlendirilmiştir. Bunların içinde işte Kerem Sarıoğlu vardır, Su vardır, ne Su'ydu, bakanlık yaptı. En son 80'de de Adapazarlı senatörümüz vardı, Adapazarlı Antalya senatörümüz vardı. Böyle bir yapı. Kimseyi bulamadılar. Ben de büromu yeni açıyorum. İşte Ali amcanın, Ali Bey'in avukat eski koltukları, mecelleden günümüz, o güne kadar gelen hukuk kitapları, davaları falan bana bıraktı. Hüdayi Bey geldi. Dedi ki, il başkanı bulamıyoruz. En azından temsil edilmek için bir il başkanına ihtiyacımız var. Yine dolaştık. Yine bulamadık. Sonra dedi ki, arkadaş seçime giriyoruz. Sen hiç mazeret kabul etmiyorum. İl başkanı olacaksın. Daha düzenim yok, büromu yeni açıyorum. Oturacak evim bile yok. Babamın yanında evinde kalıyorum. Kabullendik, bir görev olarak kabullendik. Halkçıyız diye işte şey, ortanın solu çıktı. Bülent Bey hareketi başladı. Daha ilk 69'da İsmet Paşa. Yaşınızda yanlış hatırlamazsan 28. 28 yaşında. İsmet Paşa'yla ilk yakınlaşmam 57'de. 57 seçimlerinde Antalya'da bir miting oldu. Bütün Antalyalı o zaman, bu çevre yolları yok, Yeniköy'den, Döşemaltı'ndan Pınarbaşı'na ne kadar araç varsa geldi. Cumhuriyet alanı doldu. Çok güzel, kalabalık bir miting oldu. Arkasından, mitingden sonra Paşa, o zaman şeyimiz, il binamız şeyde, Cumhuriyet alanına kale kapısı arasındaki yerde. Ben de ortaokul veya lise 1 falan öğrencisiyim. Aradan girdim, sıyrıldım onun koltuğunun yakına kadar, onu tanımak, yakından görme hevesiyle. İşte millet bahsediyor, Paşam mükemmel, aldık bu seçimde, götüreceğiz falan. Ama sanırım iyi de skor aldınız o zaman 69'da. 69. Sanırım 3 milletvekili çıkardı. 3 milletvekili çıkardık ilk defa. Söyledim 57. Ha pardon, doğru 57. 57'de hatta çıkaramadık. 57'de çıkaramadık. Ben 69'da çıkaramadık. Siz il başkanlığınıza geldim. İsmet Paşa dedi ki, ya siz onlara bakmayın. Onlar dedi, çoğu gelenlerin dedi beni merak etmiştir. Onun için gelmişlerdir. Oraya gelenler kadar oy alırsak dedi, kendimizi mutlu hissedelim. Bu 57 Antalya'sının şey. 73'te tabii bütün Türkiye'de olduğu gibi ortanın solu hareketi başladı. Arkasından yükselişe geçti. Yükselişe geçti. İsmet Paşa'nın son kurultaylarında kurultay delegesi olarak bulundum. İsmet Paşa'ya da oy vermedim. Tek ilk kurultayda vermedim. Neden vermedim? Tek aday vardı. Tek adaya gönlüm o zaman hızlıyız. Gençlik demokrasiye karşı gibi geldi. En azından en azından bir yanına muhatap olmalıdır. Ecevit'te olan kurultayında da 73 sanıyorum. 73'te işte o devir şey yaptığında. Ben üniversite öğrencisiyim. Biz Antalya'dan giden 4 arkadaş, 73'te seçim öncesi,
Önce İsmet Paşa'nın karargahına gittik. Onlar dinledik. Sonra Bülent Bey'in takımı, siyasal cuntasını, hepsine görüşmeler yaptık. 2-3 gün kaldık kurultaydan önce. Bir türlü şimdi İsmet Paşa'nın tarihi değeri, müessese ağırlığı var. Bülent Bey'in heyecanı var. Gençliği var. Gençliği var. Tecrübe edilememiş. Biz 4 arkadaş oy vermeden geldik. O yüzden de göbekçi olduk. Yani bunları biraz da nostalji... Göbekçiler sonradan ayrılanlar canım. Onu kendinize yakıştırmayın. Güven Partisi burada. Hayır, buradaki bizim mahallelerimiz. Antalya'da. Yani, Antalya'ya döndüğümüz zaman yani onlarla bir temasımız, bir birlikte çalışmalığımız yok. Evet. Ama Esat Ulağan, İlhami Tankurt, ben Ali Rıza Akkaş, dördümüz sindiremedik ikisini de. Birisi tecrübesiz, birisi ağırlığı var, yaşı geçmiş, istismar ediyorlar. Onu gördük. Evet. Öyle bir şeyde ikilemde kaldık. Bir süre de yani ama arkasından da 70'li yıllarda belediye başkanı olduğunda kıpkızıl komünist olduk. Öyle demeye başladılar. Öyle demeye başladılar. Yani bu politikanın bir cilvesi. Evet. 73'te yine ben ondan sonra ilk kongrede zaten tayinle gelmiştim. İl başkanlığımı devrettim. Tabiatıyla girdiğimiz zaman gördüğümüz manzara da farklıydı. İl başkanı oldum. Serik'ten başladım. İlçeleri dolaşıyorum. Çocuklarımla vakit ayıramayacağım diye yeni bebeğim de var. Annesinin babasına yanına İstanbul'a gönderdim. Ben 24 saat köylerde ve kazalarda halkçıyız diyoruz, soydurmayacağız diyoruz, yoldurmayacağız, milletin hakkını yedirmeyeceğiz. İlçe başkanına bakıyorum, oranın tefecisi. mütegallibe. Evet. Manavgat biraz iyi, Alanya gene ağlar etkili, dönüyorsun Korkuteli ağlarda. Kemer, gerçi kaza değil o zaman, Ağlar'da, Kumluca, Finike, böyle bir tablo. İlk iş bütün ilçe başkanlarını görevden almakla başladım. Cesur bir karar. Başka şeyim yok artık. Evet. Gecem, gündüzüm, çocukları da gönderdim. Babamın eğri bacak dedikleri eski bir şey, Skoda kaç model, Skoda'yla. Eğri bacak o da derler. Ben seçim çalışması yapıyorum. Ondan sonra bir şey mesafe almaya başladık. Bu 69'da. Oradan gelen rüzgarla 73'e geldi. Partililer toplandılar, geldiler. Dediler, 2 seferdir Esat Ulağan partiyi temsil etmek maksadıyla aday oluyor. O da artık yoruldu bu işten. 3 mü oldu, 4 mü oldu? Bir başkası da şey olmuyor. Ya sen genç adamsın, bu temsil işini sen yürüt. Ya ben daha mesleğimde yeniyim, işte yeniyim, toparlanıyorum. Yok dediler, bu bir görev. Peki, görevse de il başkanlığında da kaçmadık, bunda da kaçmayız dedik. Başladık çalışmaya. Mimar, mühendis, avukat, genç bir ekip. Antalya için proje yapmaya başladık. Zaten daha önce de Baro'da da, üniversite derneğinin kuruluşunda da aktif rol almıştım ben. İşte 3 hedef koyduk Antalya. Antalya turizm, kültür ve tarım şehri olmalıdır diye. Halbuki turizm o zaman hiç yok, sıfır. O turizm konusu milletvekillerimiz karşı. 7 milletvekilinden 6 tanesi resmen, 5 tanesi ya turizm yatırımı yapacağımıza işte tarıma yatırım yapalım, bunun 10 katı gelir alırız diyor. Biz de turizmi savunuyoruz o dönemde. Dolaşmaya başladık. Bir taraftan projemizi anlatıyoruz. Antalya'nın o dönemde de 5-6 tane önde gelen adamı belediye başkanı adayı. Hani Bey var, Mahmut Konuğu var, daha Nuri Teoman var. Bu aklıma gelen 6-7 tane belediye başkanı adayı var. İçinden nasıl edeceğiz? Bir süre sonra toparlamaya başladık. Çocuk demeye başladılar. Ya bu çocuktan zaten ben de öyle bir nasıl kazanacağız havasında değildim başlangıçta. Ama en azından bir proje koyalım.
Antalya'da bir hareket getirelim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun şu anda olduğu konumdasınız. bir benzeri. O sizden biraz daha büyükmüştür yaşın belki şimdi. O benden biraz daha büyük. Biz daha ben işte 30'lu yaşlarındayım. Diğer arkadaşlarım 25 ile 30 arasında. Ne güzel. Yani ekip de bu. Derken ön seçime geldik. O beni zorla bir kıpırdanma başladı, bir hareket başladı. Halkla bütün elini sıkmadığımız kimse kalmadı, sokak kalmadı. Yeni seçim sazlı sözlü seçim propagandaları yapmaya başladık. Derken bir anda 11 tane aday çıktı karşıma. Parti kendi içinde. Parti içinde. Esat abi de onlardan biriydi galiba. Yok. Değil miydi? Değildi. Pardon, sizi destekleyenlerden. Esat Bey'e teklif edildi. Esat Bey istemedi. Kabul etseydi siz aday olmayacaktınız. Ben aday olamayacaktım. Evet, şimdi hatırladım. Şikayet edildi. Esat abi gecenin ikisinde beni aradı. Dedi ki iptal ediyorlar seçimi. Bir de kendi partilerimiz şikayet etti. 3-4 oy farklı almıştım zaten. 11 aday var. 135 tane delege var. Evet. Adam başına 7-8 kişi düşüyor paylaştırdığınız zaman. Git dedi merkezde şeyini ver. Mücadeleni yap, bana teklif etler, ben kabul etmedim belediye başkanlığı, bu senin hakkın dedi. Öylece o benzer kavgayı da bugün İmamoğlu'da, tarih tekerinden ibaret diyorlar, işte yaşıyoruz bir nevi. Çok zor müfettişler bilmem ne. Seçim kuruluna adayın belirlemesi saat 4.30'da yapılabildi benimki. O zamana kadar genel merkez şey yapamadı, karar veremedi. Öylece belediye başkanını şey yaptık. Seçim neyse 3 oy mu 4 oy farkla mı? Ön seçim ön seçimi aldık. Anladım. Başladık hızla çalışmaya. Her şey iyi gidiyor. Projeler halk dikkat ediyor. Gece kondusunda, Konya altında her tarafta biz kendimizi göstermeye başladık. Arkadaşlarım sağ olsun o genç ekip hepsi canavar gibi gece gündüz çalışıyoruz. Başladılar işte ya çocuktan belediye başkanı mı olur? Biraz nostalji şey olsun bu yani programın ben niteliğini bilmiyorum da. Programın niteliği sizin özellikle belediyecilik yıllarındaki geçmiş anılarınız çok değerli anılar hakikaten. Biraz da yeni belediye başkanları gerçi biraz oraya değindiniz ama tavsiyeleriniz nedir diye bitireceğim ama oraya, siz rahat ol olmazsa bir daha lütfederseniz gene sohbet ederiz. Bakın buyurun. Yani bazı enteresan şeyleri anlatmak istiyorum. Bir Alevi Kızılarık'ta ev ev dolaşıyoruz, el sıkıyoruz. Dediler ki ya burada Veli amca var bizim dedemiz. Gel Veli amcanın da bir şeyini içelim, çayını içelim. Peki girdik Veli amcaya, çaylar söylendi. Veli amca beni bir imtihana tabi tuttu. Neysin, ne değilsin. Arkasından dedi ki ya çocuk sen dedi tarih okumadın, okudun dedi. Okudun dedim. Nerede okudun? İşte lisede okudum. Bir de üniversitede siyasi tarih diye bir şey okuttular. Devrim tarihini okudum. Bir düşün dedi ya. Bak dedi başka bir şey söyleyemiyorlar dedi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ne zaman fethetti kaç yaşında? O heyecanla ben cevap veremiyorum. Bayağı bir dedim Veli amca söyle de ben de kurtulayım. Dedi ki Fatih İstanbul'u aldığında 25 yaşındaydı. Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Mücadelesi'ne girdiğinde 34-35 yaşındaydı. Bunu söyle evlat dedi. Yeter. Yeter. Başka şu ana kadar seçim de yaklaştı. Bir şey söyleyeni ben duyma. Tamam dedim o zaman sen meydanlarda bunu sen anlatacaksın. Şimdi Veli amca ak sakallı, beline kadar sakalı olan, nur yüzlü, işte 70-80 veya daha fazla yaşlarda, altı şal var, üstü ceketli bir tip düşünün. İlk defa Güllük Caddesi'nde çıktı Veli amca bunu anlattı. Oo, yıkıldı ortalık, trafik tıkandı. Ondan sonra birkaç yerde bir o zaman Güllük, Beton Kahve, Çınaraltı Kahvesi, Şarampol Kahvesi,
Vatan Kahvesi bütün toplantıları yaptığımız yerler. Böylece o şeyi de, yani çocuk hikayesini sonradan çok yaşadım ama seçimi neredeyse kaybetme noktasından Veli amcanın o desteğiyle meydanlara beraber çıkmasıyla çocuk hikayesini biraz kapattık. Antalya 73 yılında bir taraf en son mezbah, eski mezbah, yani bugünkü bir taraf işte Selekler Çarşısı galiba. Bir taraf meteoroloji. Meteoroloji, bahçeli evlerde. Bahçeli evler var. Var. Yani doğusunda eski mezbah elektrik santrali, batısında meteoroloji. Onun diğerleri şeyin arkası da, Nuri Teoman Caddesi'nin arkası da işte biraz gecekonduların olduğu bir yer. Yukarıda Devlet Su İşleri'nin arasında gecekondu, Kırbıyık Kahvesi gecekondu. Bir de eski kadim yüksek alan, Alan Mahalleri, Kır Camisi var. Politika yine geçmişte de böyle ayrışmaya, insanları birbirine bölmeye yönelik. Mesela ben ilk seçimde Kır Camisi'ne sandık başına bile yanaşamadım. Zeytinköy'e seçim konuşmasına gittiğimizde başladı havaya silahlar atılmaya. Belediyenin 20'ye yakın aracını ben o gün anahtarlarını aldım, indirdim zabıtayı. İçi şeker, pirinç dolu. Gece dağıtım yapıyorlar, sabah seçim olacak. Hayatımda ilk defa ben de o gün birkaç şarjörü boşalttım. Allah Allah! Bunu duymamıştım hiç. Zeytinköy'e öyle girdik. Zeytinköy'e öyle girdik. Çünkü öyle gece bir haber geldi. Belediyenin bütün araçları, dışarıdan da bulunanlarla yiyecek içecek gıda dağıtılıyor gecekondu bölgelerinde. Gidiyoruz bakıyoruz belediyenin arabası. Oğlum ne işin var senin? Üstünde zabıt. Zabıt. Ver lan anahtar. Biz de 3-4 araba gidiyoruz ama. Yani şeyi, canımız tabii bizim de sokakta değil. 20'ye yakın aracın o gün şeyini, anahtarını aldık. Zabıta müdürü idare ediyor bütün bunları. Belediyenin, işte daha önceki halk evi, yani biz, belediye. İşte zabıta müdürü yönetiyor, girdik. En sonunda anahtarları aldım cebimde. Gittim zabıta müdürüne, bak bütün bu anahtarlar bendedir. Şimdi sen de buradan kalk, evine kadar biz seni takip edeceğiz, evine gir. Sen de memursun. Senin politikaya daha fazla girmeye hakkın yok. Ta belediyeden şeye kadar eski vali konağının arkasındaydı zabıta müdürünün evi. Oraya kadar biz o önde yeni kapıya evine girdi, biz ayrıldık. Ha bu arada bir şey söyleyeyim. O aynı zabıta müdürünü ben emekli oluncaya kadar da çalıştırdım. Ne güzel. Hani bugün diyoruz ya, hiç kimsenin ekmeğine, ama adam hırsızlık yapıyorsa, uğursuzluk yapıyorsa, aynen, istismar ediyorsa mecburen onunla çalışma olanağı yoktur. Ve şunu söyleyeyim, benden önceki dönemden randıman aldığım birçok daire müdürü kendi getirdikleri ya parti kanalıyla gelenlerden daha çok hizmet etmiştir. Evet. Ona benzer anılar bende de var. Yani şimdi bugünün güncel konuları olduğu için evet, işte bütün korkuyorlardı gelen belediye başkanları atacak. Ya doğru dürüst lan, insanların beynine kilit vurmamız, yönlendirmemiz mümkün mü? Tabii ki. Ama işini doğru yapıyorsa, ahlaksızlık yapmıyorsa, hırsızlık yapmıyorsa, hakkıyla görevini yerine getiriyorsa o adamı ben de, birçok arkadaşım müdürüm yüzünden bana partinin yaptığı baskılara maruz kaldım ama sonradan onlar da, partililer de gördü ki o insanlardan aldığımız randıman bize yakın bildiklerimizden. Ben de yaşadım. Yani siz de yaşadınız. Aynen. Bu politikanın bir şeyidir. Aynen. İşte ben partiliyim, benim arkamda falan var diye gelenden randıman alamaz. Yani insana iş değil, işe insan. Tabii bir tek Güllük Caddesi var. O zaman 15 metre geniş, 10 metreyi geçen. O da 27 Mayıs ihtilalinde gelen vali tarafından, ismini hatırlarsam söylerim,
Antalya'ya hizmet etmiştir. Sonra bizim dönemimizde de Mali İdareler Genel Müdürü olarak bana büyük katkı koydu. İşte bir de eski parka giden yol. Yani bunun evet, dışında... Cumhuriyet Caddesi. Ha, Konyaaltı Caddesi, Karakapısı dahil 5 metre. Şarampol Caddesi 5-6 metre. Su yok. Sadece bahçeli evler ve Yeni Kapı'ya haftanın bir veyahut iki günü su verilebiliyor. Gece konulara çoğunlukla taşıma su. Elektrik keza öyle. Çünkü kale nasılsa sağlam. Buradan bir şey olmamış diye 50'den 73'lere kadar Antalya hizmet almamıştır devletten. Sizin zaten bir lafınız var. Antalya'da belediyecilik 73'te başladı diye bir lafınız var yanlış hatırlamıyorsam. Hocam belediyecilik Türkiye'de 73'te başladı. Gerçi 1868'den beri Antalya'nın belediye başkanı var ama. Şimdi 6136 sayılı kanuna göre belediyenin görevi insanların saçlarını taranmasına, yıkanmasına, temizlenmesine, işte yolları süpürme. Görev bu. Kepez'in üstüne çıkacağım zaman birçok vali bana resmen tehdit etmiştir. Görevden alırım seni diye. Çünkü belediye odutları Kepez'de bitiyordu. Bu tarafta meteorolojiyi geçince, ya Konya altında bir şeye kadar şimdi Biç Park'a kadar olan birinci Arap suyu diğer odut, diğer tarafta Lara koy şey falan. Niye tehdit ediyorlar? Suç mu yani oralara gitmeniz? Tabii şey izin almadan validen, Allah Allah. İzin almadan meteorolojiden ileriye geçemiyorsun. Allah Kepez'den Allah. Yukarı çık. 3 tane vali ben de bununla beni tehdit etti. Ve de işlem yapan da oldu. Üstelik de bizim iktidara getirdiğimiz vali. Çok güzel, bunu hiç duymamıştım. Şimdi BD'cilik Türkiye'de bu. Yani bir nevi devlet memuru gibi çok yetkileri aldığınız her meclis kararını bağlı onaylamak mecburiyetinde. Doğru. O gene geçerli tabii ama biraz zor. Kolay değil artık onaylamamak. Yani benim o 73'ten beri şeyim kudur. Ya bir vali birisi tayin ediyor. Devlet tayin ediyor. Belediye başkanı şimdi düşün işte İstanbul 16 milyon nüfusu yer. 10 küsür milyon insan oy kullanıyor belediye başkanı. Valiyi bir tek adam sen valisin diyor geliyor. Senin üzerinde protokolde üzerinde. Peki o zamanın valileri şimdikiler beni bağışlasın ama bugünkü kadar politize miydi? Yani Adalet Partisi iktidarının valilerini kastettim. Vallahi bugüne kadar ne valiler politizeydi ne adalet doğru, böyle politizeydi. Yani adalet hiç bu kadar politize olmamış. Hiç bu kadar. Yani ben bir hukukçuyum, avukatlık yapmaya bile çekiniyorum. O mahkemelerin halini gördükçe de utanıyorum açıkçası. Evet. Ama o dönemdeki bizim de dönemimiz... Sözünüzü keseceğim. Utanıyorum dediniz, bir şey hatırlattınız bana. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim Sayın Tomur. Geçen sene Şubat ayında bir toplantıda ortalığa çıkıp da geçmişte belediye başkanıydım demeye utanıyorum demişsiniz. Doğru mu bu? Doğru. Bu lafı açar mısınız? Açık. Şimdi iki nedenle. Bence Türkiye'de 73'te başlayan belediyecilik 80'e kadar, daha doğrusu 80'e kadarki politika, ülkeye, politikaya talip olan insanlar bir menfaat, bir gelir peşinde koşmamıştır. Hangi partiden olursa olsun. Doğru. İstisnalar hariç. Benim annemin iki dedesi de belediye başkanları Çorum ilinin. Bir tanesi Çorum'a suyu kendi cebinden para harcayarak getirmiştir. Öyle bir zihniyet var yani. Yani bizim kuşak... Sizin de ailece para harcadığınızı bilerek söylüyorum. Şimdi bizim kuşak da öyle yetişti. Zengin olmak yok belediyecilikte. Ben yani. Şimdi o zaman da söylerim arkadaş İsmet Paşa'ya ilk il başkanı olarak gittiğim zaman beni sorguladı. Ben böyle titriyorum bir müesse yanında 45 dakika falan. Önce il başkanlarını gösterdi ki bak dedi bunların dedi en genci senin baban yaşında. Senin sorumluluğun bunların 10 katı. Bir bilgin yoktur bir konuda çalışırsın öğrenirsin. Bir şey yapmak istersin tecrübe etmezsen o iş hoş olmaz. Cesaretle yapacaksın. Ha, olmayabilir yeniden yaparsın uzmanını bulursun. Bizim dedi toplumun
iki konuda duyarlı vardır politikada. Buna dikkat et. Affedersiniz, ak baldırla sarıldın. Bu İsmet Paşa'nın lafı galiba. Bu İsmet Paşa'nın bizzat bana. Size bizzat söylediği. Yani iki insanın politikada şey vardır. Bir İsmet Paşa'nın, bir de Tahsin Bekir Balta'nın politikaya görevdir, borçlusunuz denilse. Şimdi 80'e kadar olan dönemde ve her parti içinde bunu söylüyorum, ülkeye, memleketine bir şey vermek için geliyordu insanlar. Ama 80'den sonra memurum, işçim, işini bilirle birlikte bir farklı yöne geldi bir. İki, Antalya ölçeğinde bakarsanız, hatta sizin de bulunduğunuz bir toplantıda önerdim. Antalya'ya ihanet eden adamların isimleri en büyük caddelerimizde. Lara'yı beton haline getiren, Antalya'yı mimari bakımdan bozan, bir felakete uğramış depremzedelere bir ekmeği çok fazla gören, çok gören insanların bugün Antalya parklarında, Antalya'nın ana caddelerinde isimlerini gördüğüm için her toplantıda belediye başkanı, benden sonra gelen arkadaş, sizinle de birisinde beraberdik. O gelmişken bir şeyimi, sistemimi daha söyleyeyim, siz de yaşadınız onu. Siz koltuktayken, iktidardayken herkes yalakalık yapar, şu mahalleye adını koyayım, şu caddeye. Herhalde biz ikimiz varız, kendisini koymayan. Evet. Ben hatırlamıyorum gerisini. Bekir'in de... Bekir'in adını biz koyduk. Ha, siz koydunuz. Şimdi tabii o zaman bana da bir şey yok dedim. Ben bir meclis kararı aldırdım. Ben burada görevde olduğum sürece benim adımı koyamazsınız. Tabii doğrusu o. Doğrusu odur. Ayrıldıktan sonra, aslında dedim, öldükten sonra bir hoş seda bırakılırsa o zaman bırakılır. Aynen katılıyorum. Benim de söylemim böyleydi. Ve biz ilk defa Antalya'da mahalle, teşkil, sokak isimlerini, caddelerini bir sistematiğe soktuk. İşin garibine bak ki 12 Eylül'de görevden aldılar. Önce hapsettiler. Sonra utandılar. Nuri Toğman Paşa koydu benim adımı Tonguç Caddesi. Törenine de gitmedim. Nuri Bey mi koymuştu? Evet. Önce 12 Eylül valisiydi değil mi Nuri Paşa? Tabii. Şimdi 12 Eylül'den sonra zaten bize bir tebligat falan değil. Ben devlette alacaklıyım yani. Bir 6-7 ay alacağım var. Hiçbir tebligat yapılmadı. Obada oturuyorum, çıkma. Telefonları alın, alma. Ya hesap soracaksan sorun. Sonra gittim, Tugay Belediye'den birkaç tutuklama olmuş. Ya önce benden hesap sorun dedim. Buna orduya baş kaldırıymış. İsyanmış. Onun üzerine ta 12 Eylül'dan 81'in Ağustos'una kadar son gelen müfettişlerin verdiği rakam bana 487 müfettiş. Her bir grup da 20 kişilik, 10 kişilik gruplar haline geldi. O bir yıl içinde mi bu? Bir yıl içinde. Tabii bunun... Sizin bir tutukluğunuz da oldu galiba değil mi? O dönemde ben mi yanlış hatırlıyorum? 12 Eylül'den sonra bir gözaltına almanız oldu işte değil onu mi? Anlatacağım. Onu anlatacağım. Bütün bu müfettişlerden sonra Ağustos'ta Kenan Evren'in talimatıyla tutuklandım ben. 81 Ağustos'unda. Evet. Kenan Evren'in de benim onun Genelkurmay Başkanlığını 3 ay engelledim. Genelkurmay Başkanı olacağı, burada ilk geldiğimde ordu komutanıydı, Ege Ordu Komutanıydı. Doğru. Erzurum'a görev kağıdı çıkarıp eşini kızını Antalya'ya getiriyordu. Bizden rahatsız oldu, haber gönderdi gelmesinler diye valiyle. Biz dedik ki bir hem protokol icabı hem de emniyeti icabında gideriz. Ondan sonra kız da asbelkader 78'de Kenan Evren işte ordu komutanı, kara kuvvetler komutanı oldu. Genelkurmay başkanlığından şey yapılıyor. Bu arada Kenan Evren'i karşılamaya gittiğimizde askeri havalanına bir albay bana bir klasör verdi. Kenan Evren hakkında. O klasörü ben sakladım.
78'de Genelkurmay Başkanlığı lafı çıkınca ben onu tekzir ettirdim. O zaman fax falan yok, fotokopi yok. Başınız büyük. 8 bakanı arkadaşıma götürdüm, Ankara'da dağıttım. Dedim ki bakın, bu adamdan Genelkurmay Başkanı olmaz. Bir de belediye şanına yapılan Promete efsanesini canlandıran resimle ilgili tartışmamız var. Herkes kimisi, meşhur resim. Ha, Türk köylüsü dedi, kimi işçi dedi, işte muhalifler Bülent Ecevit'in resmi dedi ama bir tek kişi farklı düşündü. Kenan Evren geldi benim adamla, nedir o resim dedi, vallahi dedim ki işte böyle diyorlar. Bu çağdaş bir anlatımla Promete sizin Antalya'ya yaptığınız duvar resimleri ve heykel katkınızda tabii şu andaki gençler hiçbirinin hafızasında yer almaz ama çok ünlüdür. Hocam kültür yatırımları. Bugün de yani umudumuzu yitirmeyeceğiz. Evet. Onun şunun için anlatıyorum. Resimler Türkiye'de sinema ve resime sansür Antalya'da. Antalya'da oldu. Ve bunun kavgası Antalya'da yapılmıştır. Kenan Evren o dedi kim? Vallahi ben bilmiyorum. Bu lafları daha önce Star Televizyonu'nda ettiğim, sağlığında ettiğim için tekrar ediyorum, ölmüş bir adamın arkasından laf eder gibi olmasın. Hürriyet'te ve Akşam Gazetesi'nde de manşet çıktı Bekir'in belediye başkanlığı zamanında. Ben dedi çok iyi tanıyorum. Vallahi paşam, sen tarih bilmiyor musun? Vallahi okudum ama tarihi bilgimle o resmin kim olduğunu bilemiyorum. Ben çok yakından tanıyorum. Sen tanıman lazım. Ya paşam tanımıyorum yani ben bunu işte size söylüyorum. Ecevit'e benzeten var, kasketli işçi diyen var, köylü Mehmet Ağa diyen var, var oğlu var. Siz ne diyorsunuz? O dedi Stalin dedi, ben çok yakın tanırım. Ben, çok güzel. Ben de boşum. Ben dedim vallahi bizim mahallede çelik çomak oynamadık. Kimdir nedir bilmem. Bir sürü lafı edildi. Siz madem bu kadar yakın tanıyorsunuz, siz bana bir beraber resminizi lütfedin. Ben de bakayım Stalin'se bu Stalin deriz. Yani Stalin yani, herhalde ölmeden önce Kenan Paşa kısa pantolla dolaşıyormuştur. Ama yok dedi ben çok iyi tanıyorum. O zaman dedim lütfen yardımcı olun. Kurmayları kaçtı hocam. Gülmemek için kaçtı. Bu olayı başkası bana anlatsa şey. Oradan bir şeyimiz var. Bu dosyadan dolayı da şey yapmayayım. Haber gitti kulağına. Haber gitti değil bu şey. Bu söylediğim 74'te. Şey olayı 75'te. Klasör. Resim olayı. Ha resim olayı 75'te. Ha, diğeri 78'de. Evet. 78'de CHP iktidarı, Bülent Ecevit Başbakan. Evet, onun için klasör verildi size. Olacak. Gereken yerlere ulaştırın diye. O 3 ay ben onun Genelkurmay Başkanlığını engelledim. O da beni 3 ay yatırdı. Sonra 3-3 berabere kaldınız yani. Evet. Başbakanlık danışmanlığı teklif edildi. İşte yasa hazırlanacak bilmem ne. Kusura bakmayın dedim. Horoz Partisi kuruldu. Liste başı teklif edildi. İl başkanlığı teklif edildi. Evet. Onlar böyle çok uzun hikayeler. Diyeceğim şey, politikanın bu tür evet, cilveleri de var. Evet. Şimdi 73'te Antalya'da su yok. Hala Cemal amcanın eşekleriyle, katırlarıyla mahallelere su dağıtılıyor. Bütün yeni yapılan binaların bahçeli evlerde benim oturduğum dairede dahil 50'şer 60'ar tonluk ne kadar yapabilirse tanklar var. Haftada bir gün iki gün su geldiğinde tanklar doluyor sonra hidroforla. O bir iki gün musluklardan da akıyor herhalde. Musluklardan da bir iki gün akıyor. Akıyor. Evet. Şeylere de gece kondulara falan da şeyle arazözlerle tankerlerle su dağıtılıyordu. Böyle bir elektrik var tabii. Elektrik işte elektrik santrali devredeydi o zaman. O Kepez yeni yeni tesisatını döşemiş ama doğru dürüst bir elektrik şeyimiz yoktu. İşte revizyonlar, su arayışları o dönemde başladı. Tabii Nazlı Mimar Planı yok.
57'de yok. Galiba bir teşebbüs olmuş ama yürümemiş. Şimdi bir defa bir şey de var. İlk plan, ölçekli plan 1800'lerde Bahriye Sefareti tarafından yapılmış. O dünya mühendislik tarihine de geldi. Belediyede vardır onun şeyi, birçok kitapta da. Kültür sinemasını konuklar işanlı biz mühürledik, dava açtılar. İddiaları şeyin dışında. Kalenin halbisi, kalenin surları söküldü. İşte oradan mesela rahmetli Ayfer Öz bu sırtında taş taşımıştır bizim Aksu köyensinin yapılmasında. Bütün köyensilerin kuruluşunda Tonguç'un şeyidir, evet. Yardımcısıdır. Onunla 10 gün Topkapı Sarayı'nda şey araştırdık, belge ve o planı bulduk. O plan sayesinde davaları kazandık. O arada da ciddi boyutta tehditler aldınız. Valla şimdi tabii... Galiba kahvenize siyanür katıldı. CHP'nin bombalandığı doğru mu bilmiyorum imar çalışmalarınız nedeniyle. Şimdi Karakapı şeyde ilk 4800 kişi belediyede çalışıyor gözüküyordu ESO ile birlikte. Sonuçta paraları kendimiz dağıttık. Sendikadan aldığım borçla, işte rahmetli babamın desteğiyle 50'şer lira mı 100'er lira mı avans dağıttık. O dağıtırken 4800 indi 1280'e. Evet. 120 pehlivan. 157 tane hanım. Dünyanın en eski şeyini, mesleğini icra eden hanımlar. Ha, onu bilmiyordum. Meslekleri o. Yani parfüm kokusundan ağırlık, bayıldığınızı duydum da. Ağırlık. İlk defa belediyede hanımlara topladığım zaman parfüm kokusundan bayıldım. Sigorta hastanesine kaldırdılar beni. Onları yok etmenin yöntemi de biraz ironik bir yöntem. Vallahi kurduk masayı. Gelen geldi. 3 tane kızcağız kaldı. 3 kaldı sonunda. Onlar da belediye bünyesinde rahatsız olmasınlar diye hakikaten ihtiyacı olan kişilerde birini devlet su işlerine, birini YS'ye, birini de evet. Karayollarına gittim, rica ettim. Aktararak bünyede kalmasınlar, yok yere harcanmasınlar diye. Şimdi arkadaşlarım bunları yaşayacaklar. Evet. Bankamatik memuru yeni moda adıyla bunlar. Evet. Evet. Yani hem bankamatik memurları var, bir de sizin zamanınızda görev yapan insanları, yüzlerce birikimi, donanımı olan insanı kaşa sürdüler, şeye sürdüler. Evet, evet. Şimdi en son Çöplük'teydi bunlar zannediyorum. Çöplük'te yakın. Çok kaliteli insanlar ve birçoğu bunların daire başkanlığı kadrosunda olan insanlar. Kızıllı'da her gün kara sineklerle yıllardan beri çöp kokularıyla yaşıyorlar maalesef, çok acıklı. Şimdi bununla karşılaşacak yeni gelen arkadaşlarımız zaten İstanbul için bütün korkunun temelinde bu var. Var. Eğer bunlar açıklanırsa, şeffaflaşırsa bir olur. Tabii diğerlerinde şey, kale kapısı kamulaştırmasını 7 defa getirdim, geçmiyor. İlk kamulaştıracağım yer de benim halamın yeri. Evet. Deniz Baykal'ın teyzesinin çocuklarının da binaları var. Ama şey yapılmıyor. İşte o gün baktım çare yok, şeyi de aldılar, 3 üyeyi satın aldılar. Birinin 140 bin lira senetler bende. Birisi 145 bin lira, birisi 160 bin lira. 3 üye dediniz, imar komisyonu üyeleri bunlar. Yok. Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri. Aman yarabbim. Yani insan olmak farklı parti. Evet. İki tanesi sendikacı. Evet. İlçe başkanlığı yapmış. Evet. İl yönetiminde çalışmış. Evet. Bir tanesi esnaf. Bir gün bana gel dedi ki, başkan hizmet ediyoruz, bizim buraya ne oldu dedi. Yakasından tuttum gibi merdivenlerden atmışım. O zaman Selahattin abi, size abi diyorum, kanalda da dilime öyle uygun geldi. 2014 seçimlerinde de Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayretlerine bizim parti hainlerimiz vardır. İl başkan yardımcısı sıfatlı. Kepez'deki oyların sabaha karşı çalınmasının ıslak imzalı tonakları yok ederek katkı vermiştir. Ertesi günde istifa edip kendisine döşem altında bir restoran hediye edilmiş bir partilimiz var. Yani 2014'te de gördük biz ihanet. Hocam bu son dönemde yani yozlaşma, evet. 12 Eylül'den sonra yozlaşma, önce sağ partilerde
Sonra bu bize de sirayet etti. Ben utanıyorum derken... Bunu kastettiniz ama büyük bir açık kalplilikle de kendi partimizin içindeki yanlışları da söylememiz lazım. 13 mü 14 mü meclis üyemiz bizim, geçtiğimiz dönemde. Tabii tabii. CHP'den seçildi, gitti AK Parti'ye. Aynen öyle. Bunların tek şeysi menfaati. Yani bunları kamuoyundan da saklamayacağız. Madem şeffaflık, şöyle de, şimdi bu insanları duyunca ben bu partinin belediye başkanıyım demeye utanıyorum. Tabii, haklısın. Ve işin ilginç yanı, duyumlarıma göre bir takım ihanetçilerimiz şimdi yeniden yeni seçilmiş belediye başkanlarının etrafında ortaya çıktılar, filizlendiler. Gerçek, saf ve temiz ve dürüst partililer uzaktan izliyor durumu. Bir de böyle manzara var. Belki siz duymamışsınızdır bunu. Bu da yeni haber. Hayır, şunu zaten müşahede ediyorum ben. Hiçbir benden sonra gelen arkadaşların benim tenkit ettiğimi görevlerinden dolayı görmemişsiniz. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Evet. Saygı duyarım. Ben zaten onları tenkit anlamında söylemedim. Dikkat edilmesi gereken dikkat bir konu olarak söyledim. Yani oraya geleceğim. Evet. Tabii meclis üyelerinin statüsü çok bozuldu. Doğru. Aklı başında olan insanlar girmemi, yani ben nasıl belediye başkanıyım demeye utanıyorum diyorsam da bir sürü insan hizmet etmek istiyor ama bunların içine de girmek istemiyor. Geçtiğimiz seçim, bir önceki diyeyim artık, bunun o 13-14 tane meclis üyemizin karşı partiye geçmesi bunun örneğidir. Bu eskiden beri var. Benim zamanımda bu 3 kişiyi önce satın aldılar. Ya. 12 Eylül'den sonra satın alan adam, bizden yana oy kullanmazsan bu senetleri takibe koyuruz demişler. Ellerinden senet almış. 3 rakamı oradan biliyorum. Getirdi kendisi. 12 Eylül'den sonra o dönemin işte hem meclis üyesi hem de partinin önde gelenlerinden birisi. Sonra kamuoyuna verdik meclis toplantılarını, ihaleleri, bütün bunların arkası kesildi. Bir şey daha söylemek istiyorum yani Antalya konusunda. Yetim hakkını yiyen hayretmiyor hocam. Bu benim rahmetlik anne babamın da hep bana söylediği şeydir, hayretmiyor. Onlar şöyle derdi, analar babalar koruk yer çocukların dişleri kamaşır diye bir atasözü vardı hep kullandıkları. Ben de aynı düşüncedeyim. Ben bunu söyleyemiyorum ama yani bugün hayretmiyor. Ben hala 26 yaşında bir arabaya biniyorum. Ben biliyorum sizin şeyinizi. Ben arabayı bilmiyorum ama özel durumlarınızı çok iyi bilen bir insanım. Bir dairem var. Ama belediye başkanı olduğumda 1,5 iş hanım vardı. 30'a yakın dairesi dükkanı olan. Bugün dedelerimden kalma 400 yıllık babamdan bana intikal etmiş 25-30 dönüm bir arazim var. Biliyorum hepsini. Bundan da mutluyum. Evet. Buna mukabil benden sonraki dönemlerde evet, özellikle ANAP'ın aldığı imar yetkisinden sonra belediye başkanı ve yanındakileri den istifade edenler, larayı 12 katı 12 kata 15 kata çıkaranlar büyük paralar kazandı. Ama şu anda bakıyorum yiyecek ekmeğe muhtaç olanları çok. Evet. En çok üzüldüğüm de Yener Ulusoy'dur. Evet, çok o da yakın arkadaşımızdı. Çok haklısınız. Alınmasın arkadaşlarım. Evet. O onu çok hak etmemişti. Muhammed Koççu geçmişte yaptığınız hizmetlerden dolayı size teşekkürlerini ve selamlarını sunuyor. Evet, teşekkür ederim. Yani bir üzüntümdür. Antalya'nın bir şanssızlığıdır. Yener ANAP'ın kurucularındandır. Evet. O bakımdan da büyük imkanları vardı ama Yener hanım ağa çocuğudur. Kesinlikle öyleydi. Çevresinin kurbanı oldu. Çevresinin kurbanı kültürlü olmuştur. Ama Bekir'e de götüren benim. Şoförü geldi bana. Ankara sokaklarında aç, elinde şarap şişesine sokaklarda yattığını söyledi. Bekir'le beraber onu Ankara'dan getirdik. Sağ olun siz
Yaşar siz evet. Üniversitede. Çocuklarının istihdam ve sağlık sorunlarındaki desteğimiz de bize biraz katkı verdik. Çok acıklı bir örnektir. Ve cenazesine ben katıldım ama o menfaat grubundan hiçbiri bir yoktu. Tek kişi yoktu. Ama bugün de ben onların Antalya'nın ne şeyinde, siyasetinde ne de maddi durumlarının iyi olmadığını görüyorum. İsim isim sayabilirim. Bu kadar. Yani bir kısmını güven... ben de sayabilirim. Siz daha çok sayabilirsiniz. Güvenle söyleyebilirim. Sayın Tonguç, çok güzel bir sohbet oldu bence. Seyircilerin de çok, dinleyicilerin de çok keyif aldığına inanıyorum. Aslında konuşacak çok şey var. Ben size çok başka şeyler anlattırmak istiyordum ama vaktimiz doldu. Benim son soru olarak şunu söyleyeceğim. Seçilmiş belediye başkanlarımıza ne tavsiyeleriniz olur? Ama başta bir de kendi tavsiyemi de söyleyeyim. Bence bir belediye başkanının adı en çok imar uygulamalarından dolayı kirlenir. Bununla ilgili önlemleri çok sıkı tutmaları lazım diye düşünürken benim beklediğim en önemli şey birincilikle eğitime, kültüre, sanata öncelik vermelerini görev edinmelerini düşünüyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız ve ekleyeceğiniz ne vardır? Hocam bir defa söylediklerinize tamamen katılıyorum. Onun dışında da bir defa cesur olacaklar, açık, şeffaf evet. olacaklar, devamlı hesap verebilir olacaklar. Son zamanlarda belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımızın handikapları bürokrasidedir. Evet. Bürokrasi konusunda çok etrafında beraber hani ben dönemimizde şimdi bakıyorum siz de yaşadınız. Beraber çalıştığım arkadaşlarla onur duyuyorum. Bugün Aksaçlılar diye gene ayda bir defa biliyorum. O arkadaşlarla biz, ben de katıldım. Yani siz o de onuru katıldınız. Ben de duyuyorum. Bu fırsatı bana da verdiniz. Aynen katılıyorum. Şimdi bir defa bir de diyalog ihtiyacı var. Türkiye'de bu bölünmenin sebebi insanlar arasında diyalog eksikliğidir. Bir de paylaşım. Şimdi 73-80'de Türkiye belediyeciliğin temeli atılmış derken onu söylüyorum. Biz 42 il belediye başkanı illeri aldık. Ayda en az bir defa Ankara önceleri Vedat Bey zamanında, sonra Ali Dincer zamanında da bir mekan tahsis ediyorlardı toplantıları. Toplu konut, tanzim satışları, çevre kirliliği, şeyin ekonomik olarak kentlerin gelişmesi. Şimdi tanzim satışı öyle bir şey alıp satmak değil. Kooperatifçilik yoluyla. Kooperatifleri o zaman maalesef o dönemlerde bir şey sıkıntı. Ağırlıklı olarak konut kooperatifleri kuruldu. Bunu da çok istismar... Bu Tansaç falan kooperatif statüsünde değil mi? İzmir'in yaptığını kastettim. İzmir'de kuruldu galiba. İzmir'inkiler bunlar farklı. Ben 73'ten bahsediyorum. 73'te köy kopu kurduk. Evet. Belediye tanzim satışları 134 ton sera demiri dağıttı. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar. Biraz arkasından onu köy kopa devrettik havaalanının girişinde. Bütün şeyi bağladık. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın seraya yapılabilecek malzemesini orada sera yaparak bütün Antalya seracılığa oradan kavuştuk. Mahmut Türkmenoğlu'nun Antalya seracılığında büyük katkısı vardır. Biz Bademler Köyü'ne gittik o dönemde. Türkmenoğlu'nun köyü. İzmir Bademler. İzmir Bademler. Tiyatrosu var. Çiçekçilik yapıyorlar seralarda. İlk defa serada ışıklı gececik orada. Bugün Antalya'daki birçok firma oradan örnek almıştır. Ve köy kopta bizden sonra 134 bin, bendeki rakam yanlış değilse ama Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 134 bin sera demiri. Onu bilmiyordum. Satıldı. Yani sadece şey değil, alıp satmakla değil, onu üretmeye de. Yani belediyelerin görevi artık çok farklı, ekonomisine siz yani 2012'de çıkan yasa zaten benim dönemimde yoktu. Tarımda da belediyeleri sorumlu kılıyor evet. Bütün şehir yasasını kastediyorum. Çok haklısınız. Eskiden almıyordu.
Şimdi Antalya'ya kötülük de yaptık belki ama değil. Yeni limana kağıt fabrikası kurulacaktı. Havaalanının karşısına çimento fabrikası kurulacaktı. Engellediyseniz büyük iyilik yapmışsınız. 8 otobüs gittik. Hem de kendi iktidarımızda 74 koalisyonunda. Önce Manavgat'a attık şeyi. Sonra baktık Manavgat'ta turizm bakımından şu olacak. Deniz Bey'in de büyük katkısı vardır onda. Anamur'a gitti. Çimento fabrikasını yaptırmadık. Çok büyük iyilik yapmışsınız. Eğer yapılsaydı, bakın bir kağıt fabrikasının günlük artışı atıkları 8 milyon nüfuslu bir kentin atığı kadar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ben yaptırdığım araştırma. Evet. Şimdi bir şey yapıyoruz. Bizim bir eksiklerimiz var tabii. Çalışanlara, katkı koyanlara gerekli değeri vermiyoruz. Antalya'da bugün denize girilebiliyorsa, Abdülkadir Yücel, Togan Engin, Nihat Coşkun, Kaptan Gusto, Madam Gelen ekibinin yaptığı proje, doçent bana bir mektubu var, Devlet Su İşleri atom parçacıkları atıyordu, atmak istedi. Kırk gözden, Eğridir'den. Hoca yazısında, mektubunda diyor ki, siz diyor karşı çıktınız ama biz de Kaptan Gusto ile Madam Gelen uyardı. Evet. Onlar bir boya getirdiler, o boya atıldı. Eğer diyor hoca, o atom molekülleri atılmış olsaydı bugün Antalya Körfezi'nde kimse denize giremezdi. Çok haklısınız. Şimdi, ya size onu, sizin zamanınızda onları ben birilerine verdim, sizin de meşgul zaman. Diyorum ki ya şu kıyılara bir yere, Kaptan Gusto'nun, Madam Gelen'in, rahmetli oldu. Vallahi ben 4-5 tane heykel yaptım ama bu teklif bana gelmemişti. İnşallah şimdi yapar, bunu tekrarlayalım. Çok haklısınız. Yani ben raporları verdim de, çok raporu sizin zamanınızda ulaşmadı. Şimdi bir madam Antalya'da bir 1930'lu yıllarda hakimlik yapan Rauf Bey var. Konyaaltı için verdiği karar seyrangah kararıdır. Evet, evet. Yani bundan daha iyi çevrecisi bugün yok. Evet. Bunların bir plaketini koyduramadım ben. Evet. Çok büyük bazılarına koydum. Çok teşekkür ediyorum. Çok uzak. Vaktimiz doldu. Ama bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ben Antalyalıların büyük keyifle izlediğine inanıyorum. Lütfederseniz belli bir süre sonra bunun arkasını getirelim. Özellikle kültüre, sanata, resime yaptığınız, gecekondulaşmaya karşı mücadeleniz, size karşı yapılan haksızlıkları daha epey var dile getirmedik. Özellikle Doğulu göçü konusundaki haksızlık. Onları da bir gün dile getiririz inşallah. Sayın Tomi çok teşekkür ediyorum. Hocam ben ağzınıza size de, sağlık. İzleyicilere de teşekkür ediyorum. Yani siz yakın zamanda şey yaptınız, sizin de büyük hizmetleriniz var. Sağ olun. Gelen her arkadaşımız, hiçbirisi kötü niyetli değildi. Kesinlikle. Ama kimisi ranta boyun eğdi. Maalesef. Kimisi politikaya boyun eğdi. Maalesef. Siz de biz amatör politikacıyız. Galiba biz öyle. Böyle devam etmeye de en güzeldir. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun var. Teşekkür ediyoruz.